Selamünaleyküm kardeşlerim. Bugün sizlerle yepyeni bir videoda birlikteyiz arkadaşlar. Bugünkü videoda çok güzel şeylerden bahsedeceğim size. Öncelikle Timothy Season nedir? Timothy Season'da neler çıkacak? SBC'ler ne olacak? İlk hangisi çıkacak? Son hangisi çıkacak? Coin'leri nasıl kullanmalıyım? Tarzı sorulara çok hızlı ve seri bir cevap videosu olacak arkadaşlar. Aynı şekilde videonun içinde size çok fazla çok farklı şeyler de söyleyeceğim. O yüzden kulağınızı bana vererek videoyu izlerseniz beni çok ama çok mutlu edersiniz. Şimdi dilerseniz de fazla uzatmadan direkt videomuza geçelim. Team of the Season TOTS yani açılımı yılın takımı arkadaşlar. Senenin takımı. Yani bu sezon iyi oynayan futbolcuların var olacağı bir kadro arkadaşlar. Bu tanım bu şekilde. Şimdi burada ilk önce sıralama nasıldır? Neler çıkacak? Neler olacak? Öncelikle arkadaşlar biliyorsunuz ki sizler de biliyorsunuz Team of the Season'da tabii ki de renkli kartlar çıkıyor. Bu kartlar dediğim gibi ilk günlerde çok pahalıya gidiyor ve ertesi günleri falan filan çok düşmeye başlıyor. Bu ne için geçerli? Yarın çıkacak olan Team of the Season için geçerli. Yani yarın çıkacak olan Team of the Season Most Consistent dedikleri olay. Yani arkadaşlar bu sene iyi oynayıp hiçbir şekilde inform çıkaramamış kartlar arkadaşlar. Buna örnek olarak Carvajal olabilir. Lens olabilir, Bruma olabilir. Bu tarz futbolcular arkadaşlar dediğim gibi bunlara örnek olabilecek futbolcular. O yüzden yarın çıkacak futbolcular da bu tarz futbolcular olacak. Bunların arasında belki çok pahalıya gidenler de olabilir. Mesela Carvajal çıkarsa kesinlikle pahalıya gider. Bruma Portekizli olduğu için ilk çıktığı zaman 200-250k'ya gidebilir. Bu tarz güzel ve dediğim gibi keyif alabileceğimiz kartlar çıkacak yarın. Ben ne zaman paket açmalıyım? Ben şimdi YouTuber olmasam, sizler olmasanız yani canlı yayın yapma gibi bir sorumluluğum olmasa ben açmam arkadaşlar. Yani açık konuşalım. Ben yarın açmam. Normal bir FIFA kullanıcısı olsam, normal bir FIFA severi olsam, FIFA oyun severi olsam yarın asla açmam arkadaşlar ama dediğim gibi kader bazen arkadaşlar sizi buna şey yapıyor. Açıyorsunuz. Yani YouTuber olduğum için açmak zorundayım. Sizler için arkadaşlar toplamda 220 tane paket biriktirdim. Haberiniz olsun. Bunların bir kısmını yarın, bir kısmını cumartesi açmayı düşünüyorum veya hepsini yarın da açabilirim. Tabii çıkacak futbolculara bağlı. Eğer yarın iyi topçular çıkarsa tabii yarın annem de gelecek. Müthiş bir canlı yayın olacak yarın arkadaşlar. Nurten Reis de burada olacak bizlerle birlikte. O yüzden yarınki yayınımız gerçekten de müthiş olacak. Şimdi ben bu SBC'leri göstereceğim size arkadaşlar. Çünkü ben gerçekten oyuna para yatırmanızı istemiyorum. Bakın ben burada SBC'leri yaptım arkadaşlar. Görmüş olduğunuz European Tour 2 falan filan. Bunların hiçbir loyalty istemiyor arkadaşlar. Bakın hiçbir loyalty istemiyor. European Tour 1 istemiyor. European Tour 2 loyalty istemiyor. South American Tour'da sadece Brezilya'dan 5 tane oyuncu loyalty yani sadakat istiyor arkadaşlar. Bunun dışında Playing Abroad yani gurbetçi oyuncularda herhangi bir şey istemiyor. Hiçbir loyalty istemiyor ve gerçekten çok ucuz. League and Nation Hybrid'de arkadaşlar World Class ve Legendary yani efsane ve dünya klası olan kısımlarda sadakat yani 10 maç girip çıkmanız gerekiyor. Bir tanesi arkadaşlar sizlere 50k'lık paket veriyor. Bir tanesi de arkadaşlar sizlere 25k'lık paket artı 4000 coins veriyor ki 4000 coins gerçekten de takımın yarısını bedava vermiş oluyor. Bu dörtlü tamamladığınız zaman sizlere 10k geri veriyor. Neredeyse bedava yapılan bir SBC sadece loyalty olayı zamanınızı alıyor. Hybrid Nations arkadaşlar bana kalırsa en karlı SBC. Sırf şu altınlar var ya bu altınlar toplamda 7k yapılıyor ve 45k'lık paket veriyor arkadaşlar. Bunların kadroları falan filan zaten kanalımda mevcut. Girip oradan bakabilirsiniz. Yani yarınki paket için, yarınki gün için saat 8'e çıkacak Team of the Season'lar. O yüzden arkadaşlar sizlerden ricam saat 8'e kadar gidin abi. 1-2 tane yapın. Gidin 1-2 tane SBC yapın. Kendinizi hazırlayın arkadaşlar. Dediğim gibi bu çok ama çok önemli. Saat 8'de de çıkar çıkmaz gidin açın arkadaşlar paketleri. Ama tabii yarın açacağınız paketler maksimum işte 5-10 tane falan böyle 25k'lık paketler falan olsun. Yarına çok fazla yüklenmeyin. Asıl yükleneceğiniz zaman İngiltere zamanı arkadaşlar. İngiltere'de çok dehşet bir Team of the Season olacak ve en pahalıya giden kartlar arkadaşlar orada. Bu arada ben size ekranda yaptığım SBC'leri karlı olanları gösteriyorum arkadaşlar. Dediğim gibi o yüzden hep çoğunluğu arkadaşlar İngiltere'de açmanızı sizlere öneriyorum. İngiltere en pahalısı olacak arkadaşlar. İngiltere yüklenin. Bunun dışında zaten oyun bitiyor arkadaşlar. Artık oyunun sonuna doğru geldik. Benim için zaten oyun bitti. Yani bir YouTuber olmasam gerçekten de benim için bu sene FIFA bitti arkadaşlar. Çünkü artık trading denilen olay bitti arkadaşlar. Yani trade yapamıyorsun abi. Trade denilen bir şey artık ortadan kalktı. Oyun marketteki herkes ama çok ucuz. Yani bununla geçtim ucuzu da geçtim mesela. Son zamanlarda bir SBC çıkarlar 84 artılı diye. 84 rating ve 83 rating oyuncuların da arkadaşlar parasını gerçekten de çöp ettiler arkadaşlar. O yüzden artık yatırım da yapmanız çok ama çok zor. O yüzden yatırım da yapamadığıma göre ben bu hani birazcık da oyunu gerçekten market ve böyle önceden tahminler olarak falan da eğleniyordum. Hani artık oyundan bu eğlencem de kalktı. O yüzden dediğim gibi artık FIFA'nın gerçekten bu sene sonuna geldiğimizi söyleyebilirim. Bu arada Bundesliga'dan Berlin, Bremen, Leverkusen, Mönchengladbach,
ve Schalke sebecileri çok karlı. Haberiniz olsun arkadaşlar. Bunları Footbin'den bakabilirsiniz. Bunun dışında arkadaşlar İtalya'da şimdi gösterelim hemen. Bologna 25 kalk paket veriyor. Fiorentina çok iyi. Milan 10 kalk 45 kalk veriyor. Buradan bir de Lazio'yu yapacağım. Pardon, Lazio değil, Napoli'yi yapacağım. Bir de Roma yaparım belki 35 kalk paket için. Onun dışında arkadaşlar burada Premier Lig'de zaten 3 tane takım var biliyorsunuz sizler de. West Brom, Swansea ve Southampton takımları. Bu 3 takımı yapmanız gerekiyor. Bunu da hemen geçiyorum. Şöyle Lig 1'de PSG isterseniz yaparsınız ama çok pahalı. Liga Nos'ta Benfica ve Sporting Lisbon. Süper Lig'de arkadaşlar 4 büyükleri yapmanız gerekiyor. Eredivisie'de sadece PSV yapmanız gerekiyor. Rusya'da CSK Moskova, FC Krasnodar, Zenit ve Lokomotiv Moskova'yı yapmanız gerekiyor arkadaşlar. Benim yaptığım sebecem bu kadar. Ben de bu şekilde sizlere toplamda 220 tane paket biriktirdim. Yarın akşam saat 8'de de canlı yayında bunları açacağım. Yarın akşam hepinizi bekliyorum. Bunun dışında arkadaşlar EA Sport biliyorsunuz ki bu son yaptıkları gibi her hafta SBC çıkaracaklar. Yani FUT yeni yılında olduğu gibi arkadaşlar her hafta yeni SBC çıkacak. Ve sizlerden de arkadaşlar bu SBC'leri yapmanız karşılığında sizlere ödüller verecek. Eğer bu 6 hafta boyunca çıkan SBC'lerin hepsini yaparsanız 125 kalk paket veriyor. Ve bu paketten de arkadaşlar Team of the Season çıkma garantisi veriyor. Yani Team of the Season garantili 125 kalk paket. Ki 125 kalk pakette çok 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 şanssız değilsiniz arkadaşlar. Walkout vurma olasılığınız çok yüksek. Yani bunu da gerçekten düşünürseniz inanın ki bana yapmaya değer. 6 hafta boyunca çıkacak, her hafta çıkacak ve bunları kesinlikle arkadaşlar kaçırmayın. Sizlere tavsiyem budur. Çünkü coinlerinizi sakın ama sakın arkadaşlar harcamayın. Coinleriniz sizlerde kalsın. Eğer pahalı bir futbolcunuz var ise yani yarından önce satmanızı size öneriyorum. Çünkü yarın insanlar felaket bir şekilde yüklenecek. Yani ilk tot biliyorum çok fazla para etmeyecek, onu da biliyorum ama sizler de biliyorsunuz ki arkadaşlar ilk heyecan çok pis bir şeydir. Ve bu heyecana kapıldığınız zaman maalesef arkadaşlar her şeyinizi verebiliyorsunuz. Yani yarın millet deliler gibi paket açacak. Eğer pahalı bir futbolcunuz var ise şu andan satmanızı sizlere öneriyorum. Haberiniz olur, sabah değil şu anda, akşam satacaksınız. Akşam satın, sabah daha da ucuzluyor arkadaşlar. Messi zaten görüyorsunuz 510'a düştü, Ronaldo 970'e düştü. Ronaldo 1.5 milyon hatta daha fazlasına gidiyordu arkadaşlar. Messi de zaten fiyatını görüyorsunuz. Market bitti. Oyunun sonuna geldik. Artık Pro Player Foot Champions'ı sadece eğlencesine oynamaya başladı. Bu sene FIFA 18 birazcık erken bitti. Çünkü insanların beklentilerinin çok da fazlasını veremedi bence. Tamam, Foot Champions çıktı, çok güzel ama yani oyundaki lag problemi, rakiplerin özellikle ki oyun en büyük oyun hatası olan L2'ye basarak neredeyse bütün maçı geçirebilmeleri gibi gibi o salak salak oyunda olan şeyler yüzünden insanlar gerçekten FIFA'dan çok soğudu arkadaşlar. Buna ben de dahilim. Çünkü oyuna gerçekten hani bu futbolu çok gerçekleştirmeye çalışıyoruz diyor ama oyunda futbolun gerçekliği dışında gerçek olmayan şeyler daha fazla. Bu yüzden çok da fazla tepki çekiyor arkadaşlar. FIFA benim için zaten bu sene bitmiştir. O yüzden ben bu videoyu çekmemin sebebi size TOTS'la ilgili bilgilendirmek arkadaşlar. Yarın Cuma günü TOTS başlıyor. Sonra Premier Lig gelecek gibi gibi ilerleyecek. O yüzden paranızı kesinlikle arkadaşlar hemen nakite çevirin eğer pahalı bir oyuncunuz var ise. Ki şu anda 81 ratingden üstü bütün futbolcunun fiyatı arttı arkadaşlar. Çünkü geçen haftadan beri SBC var. Şu anda 84 rating futbolcunun gittiği fiyata dilerseniz sizlerle birlikte bir bakalım arkadaşlar. Lafımız da havada kalmamış olsun. Mesela ben buraya Subasic almışım, ben hatırlamıyorsam bakalım bir. Evet, Subasic almışım. Mesela Subasic ne kadar gidiyor? Şu an bir bakalım. 5500 gidiyor arkadaşlar. Bu mükemmel bir fiyat. 5500 yani şu anda 84 rating boyunuz varsa bu fiyata gidiyor. 83 varsa 2.5 2-3 arasında gidiyor. 82 varsa 1-2 arasında gidiyor gibi. Yani şu anda aslında EA bile bile marketin değerini yükseltti. Yani marketteki düşüşü azaltmaya çalışıyorlar. Ama tabii ki yani adam SBC yapmıyorsa Ronaldo'yu falan ucuza koyuyor arkadaşlar. O yüzden EA Sports It Isn't The Game bu sene sonuna yaklaştı. Son vurgunu da Premier League Team of the Season arkadaşlar ama hiçbir vurgun FUT yeni yılı gibi vurgun olmayacak. O yüzden EA de zaten şu anda ekonomik olarak düşüşlerdedir arkadaşlar. Büyük ihtimal. Yarın da sizlerle birlikte bu paketleri açacağız. Tabii ki bunlardan 220 tane var ama dediğim gibi yarın hepsini açar mıyım bilemiyorum arkadaşlar. Yarın belki hepsini açmam. Tabii geleceklere bağlı. Eğer çok iyi gelirse, yarın annemle açacağız bu arada. Eğer çok iyi gelirse arkadaşlar giderim abi. Açarım hepsini ama dediğim gibi kötü gelirse maalesef cumartesiye bölerim. Çünkü moral olarak düşüş yaşayınca hiçbir şey çıkaramıyorum. Bu da gerçekten çok ama çok önemli arkadaşlar. Mesela burada Lucas Leyva'lar falan filan 850'ye gidiyor gibi gibi. Yine de iyi bir paketti benim için, videoda açalım dedim. O yüzden arkadaşlar yarın bir de canlı yayın için bağış linkini açacağım. Bino Game üzerinden bana bağış gönderebileceksiniz. Bağış linkini açmamın sebebi de arkadaşlar biliyorsunuz ki ben futbolcularla video çekeceğim. Çok az bir zaman kaldı yanlarına gitmeme. İmzalı forma çekilişleri yapacağım. Hani sizlerden gelecek paralar da diyelim bir tane forma 75 lira taraftar forması. Diyelim ki sizlerden toplam bağış 70 lira geldi. Ben 5 lira daha koyup gideceğimse bir tane daha forma alıp onu da çekiliş yapacağım. Yani yine sizler için arkadaşlar kendime herhangi bir ekonomik şeyim olmayacak.
haberiniz olsun. Dediğim gibi yarın Bino Game üzerinden bağış linki de açık olacak. Yarın akşam hepiniz canlı yayını bekliyorum. 2 gündür full SBC yapıyorum bu 220 paketi biriktirmek için. Eğer emeğe saygınız varsa ve beni seviyorsanız, eğlenmek istiyorsanız ve Nurten Reis'in çıkardığı volkatları görmek istiyorsanız yarın akşam bir canlı yayına hepinizi bekliyorum. Foot Champions eleme oynamadan geçme videosunu arkadaşlar atmamaya kararı aldım. Sebebi ise şu arkadaşlar, ban sebebi. Yani gerçekten de ban sebebiymiş. Ben daha yeni öğrendim. Hani eğer çok istiyorsanız ki abi Allah razı olsun ver, İşte ne olur biz deneyeceğiz, işte biz kaşınıyoruz diye bizi banlasın diyorsanız, Facebook grubundan istiyorsanız paylaşabilirim ama buradan paylaşırsın hesaplarınızı gerçekten riske atmak istemiyorum. Önceden banlamıyorlardı ama son zamanlarda Reddit'te bir tane Aptalovski paylaştığı için EA görmüş arkadaşlar. Daha doğrusu EA görmüş dediğim, çok fazla kişi yapmaya başladığı için EA'nin gözüne çarpmış. O yüzden artık ban atıyorlar. Ben de sizin hesaplarınızın banlanmasını istemiyorum arkadaşlar. Çünkü banlanmak çok kötü bir şey. Hiç kimsenin yaşanması gerekiyor yani. Çok inanılmaz leş bir şey arkadaşlar. O yüzden ben sizi düşünüyorum. Yani zaten beni FootChamp'e katıp katılmadan herhangi bir karım yok. O yüzden arkadaşlar dediğim gibi ban sebebi olduğu için atmama kararı aldım. İstiyorsanız Facebook grubundan paylaşabilirim. Facebook grubuna alımlar da arkadaşlar bu futbolcu videolarından önce duracak. Sebebi ise arkadaşlar hani has tayfamız kalsın. Bu sebepten dolayı haberiniz olsun. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Muhteşem bir sohbet oldu bugün bizler için. Yarın da arkadaşlar sizlerle birlikte akşam canlı yayında coşacağız. Hepinizi yarın akşam saat 20.00'daki YouTube'daki canlı yayınıma bekliyorum. Müthiş bir pack opening olacak ve Türkiye'deki ilk TOTS çıkaran biz olacağız arkadaşlar. Kendinize çok iyi bakın. Yarın akşam görüşmek üzere ve hoşça kalın.